Merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir yağmur var İstanbul'da bugün. Şöyle dedim ki sizlere de bir göstereyim. Bitkilerimi yağmurda ne yapıyorum? Gördüğünüz gibi hiç almadım. Çünkü çok güzel böyle hafif bir yağmur yağıyor. İstedim ki onlar da güzelce böyle bir yağmur suyu ile sulansınlar. Sulamamıştım da epey bir zamandır. Çok da iyi oldu. Sularını yağmur suyu ile aldılar. Şöyle hepsini bir göstereyim sizlere. Böyle yağmur yağdığı zamanlar özellikle hemen balkonun bu dış kısmına asıyorum ki güzel güzel yağmurdan nasiplensinler. Çok faydalı. Yağmur suyu ile sulanan çiçek inanılmaz derecede böyle bir hafta 10 gün içerisinde bir değişim oluyor yani. Kaçınılmaz bir çok güzel değişim oluyor. Sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. Çiçeklerinizi bir miktar yağmur suyu ile sulandırın. Yani yağmur suyu gerçekten onlar için olmazsa olmaz. Saf su çünkü içinde azotu var, her türlü vitamini, minerali bitkilerimize var. Para ağacını da koydum oraya hemen, o da sulansın dedim. Şimdi biraz mesela bunlar böyle sulandı, yani bir yağmur suyunu aldı en azından bir miktar, yaprakları olsun, toprağı olsun. Onları alacağım, şöyle masanın üzerine koyup bu cam mermerin üzerindekilerden de böyle sırayla hepsinden alıp onları da böyle buralara dizeceğim ki sıra sıra hepsi. Arkadaşlar istiyorum ki yağmur suyu alsın. Tabii böyle şokur şokur yağmurun altında bırakmıyorum çürüme yapmasın diye. Zaten 1-2 gün içerisinde de hava tekrar güneşli olacak. Ona da baktım hava durumundan. Şöyle güzelce dedim toprakları bir yağmur suyuyla ıslansın. Bakın kaktüslerim de burada. Hiç ellemedim yerlerinden. Hani tabii ben de evdeyim şu anda. Bakıyorum kontrollü bir şekilde. Bakacağım yağmur böyle çok şiddetlenmeye başlarsa hepsini alacağım oradan içeriye, balkonun iç kısmına koyarım. Yeteri kadar hani en azından bir yağmur suyu almış olur. Yani tabii tüm çiçekleri yağmura çıkartamıyorum. Sonuçta balkon ortamında bir sürü çiçek var ama en azından yapabildiğim kadarını böyle yağmurun altına bırakıyorum. Gerçekten inanılmaz faydalı oluyor, inanılmaz güzel oluyor. Şimdi rüzgar yok. Sakince bir yağmur yağıyor. Rüzgar olduğu zaman balkonun böyle içine kadar böyle buralara kadar geliyor. O zaman böyle yerlere de dizebiliyorum. Hani hepsi şöyle bir yağmurdan ıslansın diye. Sizlere de göstereyim. Yani ben bunu ara ara yapıyorum. Özellikle böyle sonbaharda, ilkbaharda çok yapıyorum ki güzel oluyor yani yağmur suyu bitkilerimiz için çok güzel oluyor. Şimdi dediğim gibi birazcık bunlar böyle ıslandılar güzelce. Daha sonra bu diğerlerini de böyle alacağım, koyacağım. Onlar da birazcık yağmur suyu ile güzel güzel bir sulansınlar. Epey bir zamandır da sulamamıştım. Bazı arkadaşlarım da benden sulama videosu istiyorlar. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar var, gençler var. Böyle ofislerinde, iş yerlerinde, dükkanlarında çiçek bakanlar var. Tabii insanlar çiçek alınca hediye et bitki geliyor. Merak edip YouTube'a yazıyorlar. Muhtemelen algoritma bizi de öneriyor o kişilerin sayfalarına. Sağ olsunlar anlatımımı da beğenmişler. Çok güzel böyle mesajlarını da bana bırakıyorlar. Onlar için de böyle yazanlar var, istek var. Sulama nasıl yapıyorsunuz? Onu güzel bir videoda anlatsanız diyerekten. Evet benim de epeydir bir zamandır sulama videosu aklımda ama bir türlü fırsat olmadı arkadaşlar. Onu da bir şekilde yapıp sizlerle paylaşacağım. Nasıl suluyorumu sizlere göstermek adına. Yani bilenler zaten biliyor da hani dediğim gibi bu hiç bilmeyen arkadaşlar için sukulent kaktüs yetiştirmeye yeni başlayan arkadaşlar için öyle bir sulama videosu da yaparım. Şöyle özetle bir bu videonun içerisinde de yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela böyle bir Krasula ovata bir para ağacınız var. Yapraklarından anlarsınız. Tüm sukulentlerin yapraklarından anlaşılıyor arkadaşlar. Böyle elinizde ellediğiniz zaman hani suyu çekilmiş bir sebze gibi düşünün bunu. Bir salatalık gibi, bir ne bileyim işte kabak gibi düşünün. Böyle suyu çekilince buzdolabında nasıl buruşur bir şey olur. Aynı mantık, aynısı da sukulentlerimizde de oluyor arkadaşlar. Oradan anlayabilirsiniz. Böyle ellersiniz, yumuşaktır ya da görüntü olarak böyle bir buruşmuştur. Anlayın ki susuz. Bakın şöyle iyice yaklaştırayım. Kameradan ne kadar görünebilirse ama anlaşılıyordur. Bakın toprak takır takır kupkuru arkadaşlar. Bu yaklaşık bir 10 gündür sanırım sulamamışımdır ben bunları. Çünkü sonbahar dönemi, artık kışa doğru dönüyoruz. Mevsim döndü. O yüzden sulamayı arasını biraz daha açtık. Daha seyrelttik. Kupkuru bakın
parmağımı böyle sokabildiğim kadar da dibine saksını sokuyorum. İnanın kupkuru. Bakın elim tertemiz çıkıyor. Görüyor musunuz? Hiçbir toprak bulaşmıyor. Islaklık yok. Oradan da anlayabilirsiniz. Hani bunu yapmak bazen bazı küçük saksılarımızda kolay olmayabiliyor. O zaman da bir çöp şiş, bir kürdan uzunca hani onu batırırsınız toprağa, çıkartın. O şekilde de anlarsınız. Eğer toprak bulaşmıyorsa kurudur. O zaman sulayın. Şişe toprak bulaşıyorsa tahta çubuğa, o zaman sulamayın. Demek ki saksının dibinde halen daha su var, nemi var demektir. Evet, böyle yeri geldikçe videolarda bu sulama hususu sukulent kaktüs bakımında en can alıcı nokta. Çünkü çok sulamaktan kaybediyoruz biz hep sukulentlerimizi. Ben de ilk bu hobiye başladığımda inanın ki hep sulamaktan kaybettim. Bir de ev içinde bakmaktan kaybettim sukulentlerimi. Sukulentler, kaktüsler dış mekan bitkisidir. Yeri geldikçe ısrarla ve de ısrarla bunu videolarımda paylaşacağım, söyleyeceğim. Ha nedir? İçine girdikçe bu hobinin bazı türler dış mekanda, evet, kış dönemi çok zarar görüyor. Onları da o zaman korumaya alıp ev içerisinde o şekilde muhafaza ediyoruz. Bunları hep böyle videolarımda takip eden arkadaşlar bilirler. Ben böyle yeri geldikçe anlatıyorum. Kış mevsimine doğru giriyoruz arkadaşlar. Sukulentlerimizi, kaktüslerimizi dış mekandan ısıtılmayan odalara yavaş yavaş alabilirsiniz. Özellikle de karasal iklimde olan takipçi arkadaşlarım için söylüyorum. Ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul Marmara bölgesi tabii ki de. Bizim burada ılıman geçer kışlarımız. Hani kar soğuk tabii ki de oluyor ama öyle dondurucu çok soğuklar uzun süre olmuyor bizlerde. Bir hafta 10 gün kadar hep soğuk olur. Kış soğuğu, o da böyle Ocak veya Şubat ayı gibi olur. O zaman ben de koruyorum tabii. Onunla ilgili zaten videolarım var. Yeri geldikçe de kanalda videolarda anlatacağım nasıl koruduğumu. Yine ben açık alanda, açık balkonda, yine o buzlanma, zirai don döneminde de ev içerisinde almıyorum. Balkonumda üzerlerini naylonla örtüyorum. Hepsini böyle masanın bu mermerinin oraya, işte masanın altına, üstüne vesaire böyle koyuyorum. Üzerlerini polar battaniye, işte naylonlar vesaire sarıp sarmalıyorum bebek gibi onları. Çok böyle hassas türleri alıp evin içerisine böyle yine camın önüne koyuyorum. Yani o da en fazla bir hafta 10 gün kadar bir süre tekrar dışarıya çıkarıyorum arkadaşlar. Yeri gelmişken onları da böyle bu videonun içinde anlatayım. Bu da böyle spontane gelişen bir videom benim. Yağmurun yağdığını görünce koş Serap dedim balkona, çiçeklere, bir sukulentlerime bir bakalım ne oluyor ne bitiyor bir görelim. Dedim ki hemen arkadaşlara da böyle bir göstereyim. Spontane gelişen bir video bu arkadaşlar. Dediğim gibi biraz sonra bu saksılarımın, bunlar epeyce bir yeterince yağmur suyunu aldılar. Güzel güzel ıslandılar. Böyle yağmur suyu üzerlerine gelince de çok güzel oluyor görüntüleri. Şöyle birazcık daha alsınlar yağmur suyunu. Ondan sonra dediğim gibi diğer sukulentlerime bu saksıları biliyorsunuz böyle alıp hemen bu demirlere oturtacağım. Sığdırabildiğim kadar sukulent saksımı buralara dizeceğim. Gerçekten çok faydası var. Yağmur suyuyla sulandıktan sonra, yıkandıktan sonra sukulentler inanılmaz böyle bir hafta 10 gün sonra hemen fark ediyorlar. Kaktüslerimi yapmayacağım arkadaşlar. Kaktüslerimin kış dönemi o kadar çok aşırı suya ihtiyacı yok ama ben yine de suluyorum. Bazı arkadaşlar kaktüsleri kış uykusuna yatırıyorlar. Ben öyle bir uyku yatırmıyorum. Yapmıyorum öyle bir şey. Yine suluyorum. Kendi doğal hayatında zaten yine de bir su alıyor. Yani hepten susuz bırakmak bana çok sağlıklı gelmiyor. Yani köklerini iptal eder bu sefer diye düşünüyorum. Gibi gibi bir takım şeyler. Yani ben sukulentlerimi de suluyorum kışın. Kaktüslerimi de suluyorum kışın. Ama az suluyorum. Sulama aralığını azaltıyorum. Onu söyleyeyim. Sizler de kendi ikliminize göre zaten bu hususlara dikkat edersiniz. Sulama çok önemli. Toprak çok önemli. Kaktüs sukulent yetiştirmekte. Çok ağır, yoğun tarla toprağı, sırf bahçe toprağı olmuyor. Neden olmuyor? Onu birazcık yumuşatmak, gevşetmek gerekiyor. Çünkü suladığımız zaman çabuk kuruması gerekir. Toprağın sürekli mütemadiyen toprak ıslak kalırsa mantar yapar. Sürekli sadece bahçe toprağını ekersek bence nematod hastalığı oluyor. Böyle köklerinde, nasıl diyeyim sizlere, bitkiyi çıkarttığınız zaman kökünde böyle patates gibi yumrular oluyor. Zaten uzun bir süre gelişmeyen bir bitkinizde de mutlaka nematod diye bir hastalık var arkadaşlar.
o olmuş olabilir. Çıkartın, köklerine bakın, böyle patates gibi yumrular varsa bitkinin kökünde onları kesin, budayın, temizleyin. Tekrar kuru toprağa ekin, sulamayın bir hafta 10 gün kadar. Sonra sularsanız bitkiniz zaten tekrardan yeniden taze kökler verecektir. Dediğim gibi böyle planladığım bir video değil, bu spontane gelişti. Yağmuru görünce dediğim gibi koş Serap balkona, sukulentleri bir güzel yağmura diz. Hepsini bir yağmur suyuyla sulanmasını sağla. Dediğim gibi böyle telefonu da hemen aldım elime, sizlere de bu yaptığımı göstereyim dedim. Bugün balkonda sukulentleri yağmur suyu ile sulamak var arkadaşlar. Videonun içinde de böyle aklıma gelen yorumlara gelen sorulara göre böyle cevaplamaya çalışıyorum. Umarım aydınlatıcı oluyorumdur. Dediğim gibi ben bilir kişi de değilim. Bu benim hobim. Hobimi yaparken neler yapıyorum, o balkonumda nelerle uğraşıyorum sizlere gösteriyorum. Faydalı oluyorsa da ne mutlu bana, ki faydalı olduğunu düşünüyorum. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Sağ olsun bazı arkadaşlar beni Instagram'dan da bulmuşlar, takip ediyorlar. Bana oradan bitkilerinin resimlerini atıyorlar. Özellikle de böyle iş yerinde çalışan insanlar, onları fark ettim. Şirketlerine, iş yerlerine, ofislerine böyle hediye tabii gelir, iş yeri çiçekleri. Onlarla ilgili sorular geliyor. Onları da elimden geldiğince bilgim dahilinde cevaplamaya çalışıyorum. Tabii zaman zaman herkese dönemeyebilirim. Lütfen kusuruma da bakmayın. Böyle videolarımın içerisinde dediğim gibi aklıma gelen, sizlerin sormuş olduğu soruları da yanıtlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet. Bugün balkonda halimiz bu. Balkon günlükleri olarak böyle ara ara sizlere spontane videolarımı da paylaşıyorum. Böyle daha doğal, daha güzel olduğunu düşünüyorum. Daha samimi olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük benden böyle olsun. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.